FRP edisyonu. GM'i kızdırmayın. Garip Galaktik. Garip Kugara. Bölüm evet. 6 ya da 7 ya da 8 belli değil. Ya da 9-10. Bir şeyler. Sayamadık. 3-4-5-6-7-8-9-10-11-12. Aa, çok garip bir yere geldik. Keşke ayık işte. Olsaydım da ben de görseydim. Hadi seni ayıltalım. Öğlene doğru. Yok yok. Sen düzelmiş ol. Ola şeye bakınca. Acaba canlı mı? Bakınca yok değil. Biz podu arıyoruz. Jeolojik bir yapı. Hah, ben anlarım ondan. Ya evet. Sana diyorum. Bizden sen diğerlerini söyle. Canlı değil abi. Başım çok fena ağrıyor. Sinyal umarım bu bundan gelmiyordur. Hala poddan gelen sinyali arıyoruz değil mi? Kuzeyden geliyor daha hala sinyal. Neredeyiz biz? Şu dağlara çıkmanız gerekiyor sanırım. Deni nerede? O şerefsiz beni vurdu mu? Evet. Evet ama kendinde değildi. Onu nereden biliyoruz? Bu Jack'in kafasındaki parazit acaba onda da var mıydı? Çok mu uzak? Tahmini olarak vardı. Ya, baktınız mı? Baktınız mı? Ya işte onu diyecektim. Yani ben vücudun her yerini kontrol ettim ama ben çünkü sanırım kafasını uçurdum ya. Zoolojiden anladığım kadarıyla vücudun her yerine baktım. Şu medical AI'yla içinde de baksaydık keşke. Neyse. Onu biz bilmiyoruz. Onu sen biliyorsun. O yüzden biz bakamadık ona. Bir ihtimal herhangi biriniz kafasını yanına getirmiş olabilir. Baksaydık. Çünkü beklenebilecek bir şey. Yani bizim gruptan beklerim çünkü. Marmara'yla getirmek. Bu gruptan beklenir. Yani. Kafası dur şu, burada. Dur şu kazıkta getirmiştim. Evet. Ah. Yok ama bu sefer hayvanlık yapmamışlar. Kafa vücutla beraber geride kaldı. Yani bu kafadaki parazit bu garip davranmasına sebep olabilirdi insanların. Bu neyse ben kendime bakmamıştım. Daha kendimi bir kontrol ediyorum bu şey için. Yani deninin davranışını başka şekilde açıklamak çok zor. Kesinlikle o yaratıktan. Temizsin. Kontrol etmediğim kalmadı zaten tamam. Evet hepimizi kontrol ettim ama yine de dikkatli olmalıyız. Eğer en ufak bir baş ağrısı bir şey hissederseniz bana haber verin hemen. Tamamdır. Hadi devam edelim. Bilmiyor musun? Gidelim. Evet, sinyal ne durumda? Ne kadar zamandır baygınım bir de? Soruyorum. 10 gündür abi. Fuck this shit. Birkaç saattir. 10 gündür kakamı mı topladınız siz benim? Birkaç saattir lan. Biliyorum. Oh başım. Bir ağrı kesiyordum ben. Altını almamız gerektiği an ben seni bırakırım onu söyleyeyim. Bırak zaten senin altını aldığım bilmem nense. Bir kenarda bırakılmayı tercih ederim. Öyle kusura bakma da o kadar samimi değiliz yani. Bokumda boğulurum daha iyi. Evet, dağ tırmanıyorsunuz, hava gittikçe soğuyor ve Geolog Bey, bu yapı böyle fosil mi, ne bu? Nerede bu soktuğumun kodu arkadaşlar ya? İşte kimyasal kitimi evde bıraktım. Bir mağaraya geliyorsunuz. Evet, hemen giriyoruz o mağaraya. Sinyal gücünü sinyali takip ediyoruz değil mi? Gücünde bir artma var mı? Evet, gücünde artma var. Mağaranın içinden mi geliyor? Şimdi bak. Vallahi mağaranın içinden. Şimdi ben o mağaranın içine drone sokuyorum. Dirayetli bir sinyalmiş. Tamam. Şimdi Volkan senden bir D20 alacağım. Yoktu be. Okey. Yerde ayak izleri görüyorsun. Mağaranın içine doğru gidiyor.
Sen bakın drone'u... burada... Pardon. Sanırım bizim sniper'ı bulduk. Sniper bize yardım ettikten sonra yanımıza gelmeden buraya mı kaçmış geri? Olabilir. Evet, acaba çıkıyor. Neden bizden kaçtı? Mystery. Niye bizimle iletişime geçmeye çalışmadı? Çok da dostçul olmayabilir. Dikkatli olalım giderken. Bizi mi vurmaya çalışıyordu acaba? Kötü bir sniper var. Iskalıyor. Çok iyi ıskaladı o zaman. Sanmıyorum. Nereye gidiyor? Bizi vurmak istediğini sanmıyorum. İstese vuracak gibiydi çünkü. Hiç boş attığını görmedim. Tek basamakla attığında bile eleman... Yani hayvan adeta adam bir Deus Ex Machina gibi vuruyordu adam. Bak işte ya. Nasıl bir modifier varsa. Plot armor vardı. Evet. Dikkatli bir şekilde gidelim. Ne diyorsunuz? Ayak izlerini takip edelim o zaman. Bakın ben yerde ayak izleri var. Önce drone. Önce drone mu? Evet. İçeride tamam. D20 atalım. Zor koşulların drone'a ya. Ormanda bile sürdü adam. Mağarada mı süremeyecek? Bunlar da DM'i etkilemeye yönelik hareketler. Yok. Hiç. Drone'u içeri doğru sürüyorsun. İlk girdiği yer geniş bir mağara. Hı hı. Sarkıtlar, dikitler var. Fakat mağara ileriye doğru gittikçe daralmaya başlıyor. Oraya sokacak tamam. Mısın? Hayır. Önce biz devam edelim. En azından bir 10 metrede bir şey yok. Okey. İçeriye devam girişim. Edebiliriz. Hadi girelim o zaman. Girelim. Yerde taşlar falan var mı? Taşlar falan var taş. Ben alıp biraz cebime toplayacağım birkaç tane. Evet. Peki. Bakacağım neymiş neymiş. Cebine taş al. Okey. Bak bakalım bu taşları sen. Diğerlerimizde giriyor musunuz mağaraya? Gidiyoruz. Giderken sağda solda hani bir insan elinden kalma bir iz var mı sağda solda? Ayak izi dışında. Bir eşya bırakılmış. Tuzak. Tuzak var mı? Onlara bakıyorum. Tuzak değil de böyle hani burada sığınıyorsa birkaç gündür bir iki bir şey, eşya meşya bırakmıştır. At izi it izine karışmış bile görüyoruz. Sen orayı insan izine dair bir araştıracaksın yani. Evet. Çevrede. Burada yaşamış etmiş mi şeklinde. Doğal olmayan bir iz var mı diye bakıyorum yani. Herhangi bir iz yok. Tamam. Ayak izleri var İnsan ama. İnsan olmayan. Ayak izleri dışında İnsan bir iz yok değil mi? Yok, yok. Tamam. Ayak izleri o ilerideki daralan tünele doğru gidiyor. Dostumuz şuraya doğru gidiyor. Peki ayak izleri böyle tek seferlik mi yoksa böyle birkaç defa gidip gelinmiş mi? Tek sefer. Dostumuz buraya sığınmış. O zaman burada yaşıyor değil. Ben biraz öne doğru gidip cebimden taş atıp oraya doğru atarak ilerleyeceğim. Taş atarak. Evet. Taş bizim şeyde var abi, genlerde var. Taş at. Taş atılır, evet. Su olsa sektirmek için atardım. Şimdi tünel gittikçe daralıyor, tavan da biraz alçalıyor, sarkıtlar ve dikitler. Şöyle bir alanın içine giriyorsunuz. Açabildin mi? Hayır. Açamadım. Neden reveal area çalışmadı? Tekrar açıl susam açıldı. Ne diyorsunuz? Sizce bizim gemiden başka birisi mi bu peşinde kovaladığımız? Eğilerek gitmeniz gerekiyor. Ve Tuna dışarıda mı kaldı? Hayır, eğilerek gitmeme gerek yok. Ben drone'u yollayacağım önce. Önce bir içeri gireyim. Evet, içeri giriyorum canım. Tamam. Okey. Gelen var mı? Burada bir şey yok gibi.
Yani bir dakika, bu eğilerek tam daha eğilmeyecek yere, tam eğilmeden gönderiyorum yani. Tamam, bir D20 ile ileriye doğru gönderdir onu. Evet. Sizce bu peşinde olduğumuz kişi bizim geminden midir diye grup içine soruyorum. İleride tünel birazcık daha genişlemeye başlıyor. Drone. Bence yıllardır burada yaşıyordur o. Tek ayak izi var ama. Yeni geldi buraya. Bir şey yok yani etrafta değil mi ilerlerken? Yok. Okey, tamam, ilerleyebiliriz. Temiz ilerisi. Tamam, ilerliyoruz yavaştan. Mağara genişliyor. Sonunda mağaranın içinden çıkıyorsunuz. Wow. Değişik bir takım yapıların içine giriyorsunuz. Deleğin çemberine geldik arkadaşlar. Allah, bu ne? Ne kadar güzel bir şey bu böyle. What is? Taşlardan birini ortasından atıyorum. Aa, çok mantıklı. Bir dur Allah aşkına, lezzet ya. Yok ama mantıklı yani. Drone'unu buradan göndermek ister misin? Geri. Taş atın. Kayboldu. Tuşçusunu mu kuracak? Kayboldu değil mi? Tamam. Tamam. Taşı kattın. Bu drone'u kaybetmeyelim. Aa, bu diğer gezegene geçişi bulduk. Bu bir portal. Portal olamaz. Diğer gezegene geçişi bulduk derken? Geri, drone'unu... Tane daha oluştu. Geri. Drone'unu belli bir mesafe gidip ondan sonra aynı mesafe geri dönecek şekilde programlayabilir misin? Biraz ileride bir tane daha oluşuyor. Teklif. Oo, kişisel şeyler. Sonra bu kayboluyor. Okay. İp var mı birinize? İp. Ben çubuk öneriyorum. Kaybol. İşte çubuk. Yarısını sokup geri çekmek için. Önce öyle yapalım. Öyle yapıyoruz abi. Çubuk uzatıyorsun, kayboluyor. Sonra geri çekiyor. İleride bir tane daha çıkıyor. Şey mi oldu peki? Çubuğun yarısını soktuğunda kayboldu. Çubuğun yarısı koptu mu? Yok. Değil mi? Hayır, çubuğu uzattığında birden bu çember kayboluverdi. Ha, çember kayboldu. Çember kayboluyor canım. Başka bir yerde beliriyor. Başka bir yerde beliriyor. Hatta iki tane, üç tane. Ama taş atınca taş kaybolmuştu. Hayır. Yok, taşta da şey. Puzzle time. Peki taş kaybolmadı ama taş böyle oldu ya, çarpıp düştü mü? Yani hiçbir şey yokmuş gibi taşı attın. Hı-hı. Hiçbir şeye değmeden gitti, düştü. Yani tamam, bu böyle hava, bir şey yokmuş gibi. Havada buhar gibi bunlar. Taşı atıyorsun, içinden geçiyor ama bu arada dağıtıyor geçerken. Evet. Gibi. Portal değilmiş lan. Kim dedi portal diye? Barış, sen puzzle istiyordun. Al, Sinan, aynı yerde mi çıkıyorlar? Değişik. Değişik yerlerde çıkıyorlar. Aynada kaç tane görebiliyoruz? 4, 5, 10. Peki, bize en yakınla gene bir taş atıyorum ben. Yeni var olanlar bizden uzağa mı? Uzaktan beliriyor. Belli bir yöne doğru beliriyorlar mı? Yoksa etrafımızda rastgele mi beliriyorlar? Onu anlamaya çalışıyorum. Rastgele beliriyorlar. Bunlar içlerindeki şeyi, havayı distort ediyorlar mı? Görüntü olarak. Hayır. Hep aynı yerlerde mi çıkıyorlar? Yok. Farklı yerlerde. Peki bir şey diyeceğim. Çıkıyorlar. 5-10 saniye duruyor. Sonra kayboluyor mesela. Şu anda yakınımızda olan var mı? Bir tane gidebileceğimiz. Gidebilirsin. Yakınımda bir tane var. Evet. Okey, ben bu çubukla kenarına dokunduruyorum. Sana, içine değil. Kenarına dokundurmak istediğinde kayboluyor. Aynı şekilde. Fener tutmaya çalışsa. Işık. Evet. Tamam. Işık tutabilirsin. Evet. Işığa ne oluyor? Işığı tuttuğun anda üzerinde kayboldu. Anasının örekesi bulunuyor ya. Bir tanesine yaklaşıyorum şahsen.
Evet. Elimi uzatıyorum. Bir sıcaklık, bir şey, bir farklı bir hissiyat var mı? Kayboldu. Bir değişik bir şey hissetmedim. Ama havada uzanırmış gibi. Doktor Barry, bunlarda bir canlılık tespit edebiliyor musunuz? Bakalım. Medical AI'mızda. Hadi bakalım. Medical AI ile scanliyorum. Medical AI bir görüntü alıyor. Sonra görüntüyü, yani fotoğraf şeklinde yaklaştırdığı zaman bir görüyorsun ki aslında çember çizen bir böcek bu. Bu çember çizen bir böcek. Ateş böceği gibi bir şey bunlar. Ateş böceği gibi bir şey. Evet. Ana, tamam. Meyve sineği bunlar. Hızı ne? Bayağı hızlı. E tamam ya, umurumuzda mı? Ne yaparsa, ne cehenneme giderlerse. Niye canım? Ya. Bize çarparsa ölür müyüz yani, benim sorum o. Böcek ufacık bir şey. İşte zoolog yanında böyle bir örnek almak için kutu mutu bir şey var mı? Zoolog zaten şey ya, son tercihiymiş zoolog. Babasının soru yoktu. Babasının zooloji dükkanı varmış. O yüzden zorlanmış soruyla. Şey okudu dükkanın başına geç diye. O droncu olmak istiyor. Saklama kabı var mı? Saklama kabı. Var var, zooloğum ben ya. Sen ne dedin? Tabii ki var. Saklama kabım evde kalmış. Şu kabım olmayan zoolog mu olmuş? Şu saklama kabının açık ağzını şu çemberin kenarına doğru yakalamaya çalış bakalım bir tanesini. Yakaladım. Hı? Yakaladı mı? Bir tane yakaladı. Nasıl ya, ben inanmadım. Hayır, ne kadar olan her şeye inandın da buna mı inanmadın? Yakaladım. Yakaladım. Çok hızlıysa. Tamam, kutunun içinde. Bunu kabul edemeyiz diye. Kutunun girdi. İçinde parlamaya devam ediyor mu? Yok. Ama görebiliyoruz böcek. Böceği görebiliyorsunuz artık. Ne yapacaksın şimdi? Al böceği, al, veriyorum. Veriyorum. Dursun ya, dursun. Enteresan. Ya, yok, ileride. Al, ne yapacaksan yap ya. Al sen. İyi tamam, ver. Dursun ben de. Tamam. Işık kaynağı olurmuş olur. Cebimde böcek kutusuyla geziyorum. Tamam. Çok istediğimiz Arsene'in. Nasıl bu kadar hızlı hareket ediyor acaba? Hareket etme yöntemi ne? Zoolog olarak diyorum. Allah bilir. Yani olmuş bilemeyiz. Tamam ya, bu İmam Hatip. Öyle zorluk ki bu devrine bile inanmıyor, öyle de. İmam Hatip mezunu zorluk. Sene olmuş 2500. Hiç. Yerli ve milli zorluk. Onu çok yapmayın. Sinyal doğudan geliyor bu arada. Hala sinyal geliyor. Hala sinyal geliyor. İşte oraya doğru devam ediyor. 25. Ayak izleri var mı hala? Ya burası birazcık daha yeşillik olduğu için ayak izleri biraz... Aynen. Aramızda da izci elf olmadığı için. Sinyali takip edelim arkadaşlar. Zaman kaybetmeyelim. Gidelim. Orman seyrekleşiyor. Sonra çalılar falan azalmaya başlıyor. Erelti otları azalıyor. Ondan sonra ağaçlar kısalmaya başlıyor. Bir süre sonra da orman bitiyor. Böyle kurak bir araziden geçmeye başlıyorsunuz. İleride koskocaman garip bir kırmızı şekil var. Yaklaştıkça da belirginleşmeye başlıyor. Kapattım bir şeyi. Böyle bir yaratık. Açılacağını kapattın sanırım. Kapattım mı? Olamaz. Reveal area dedim. Neyse, tekrar yapalım o zaman. Bir daha açalım. Hoppa. Bu organik bir şey mi bu? Kocaman bir şey, organik bir şey. Çok yavaş şekilde mercana benziyor mu? Genişleyip daralıyor. Bir taş da bunu atıyorum. Ciddi misin? Hayır. Dur Larry'cim. Şeytan taşlar gibi her yere taş atmayalım. Zoolog bu ne? Zoolog bu nasıl bir şey? Bitki mi, hayvan mı? Mantar mı yoksa? Abi
Yani zorla konuşuyorum. Ben dünya zorluğuyum ya. Allah Allah, ben niye bu şey yapıyorsunuz? Doğru diyor aslında. Zenolog getirmemiz lazımdı. Değil mi? Ya bu da patlayıcı mı? Bu ne, kaç metre yüksekliğinde bu organik yapı? Bunun yüksekliği bir 30 metre var. Oo, bayağı büyükmüş. Baya baya. Şuradaki, ya şuradakiler, şunlar biziz herhalde. Şurada iki tane kişi var. Yok. Fazla yaklaşmış onlar onlar. Anlı mı bu? Hareket ediyor yani değil mi? Ediyor ediyor. Ama çok yavaş böyle. Şey var mı üstümüzde? Gaz maskesi gibi kullanabileceğimiz bir şey. Üzerinizde gaz maskesi gibi kullanabileceğiniz bir şey. O süitlerin şeyi vardı. İlk... Biz vardı. O süitlerimiz yok mu ya? Zaten. Bu gaz maskesini takıp ne yapacak ya? Yani, süitle geziyoruz zaten. Kafanız mafanız kapalı şeydi. Tabii canım, hiç açmadık kapalı zaten onları. Tam koklamıyorsunuz delinmediği sürece. Tabii. Yani şey bir süredir kokluyor zaten de Tuna. İşte. Bu yolumuzun üstünde mi abicim? Ha? Yolumuzun üstünde mi? Gideceğimiz yerin üstünde mi? Yoksa yanından gidip gidebiliyor muyuz? Yok, yanından geçip gidebilirsiniz. Öyle yapıyorum ben. Ya devam edelim. Yani çok garip bir şey değil. Böyle bir yaratığın olması normal. Ne olacak? Monumental böyle bir şey yani. Evet. Gittikçe... Ya bir zoolog olarak ilginç bulmadı zoologumuzu. Neyi ilginç bulduk şimdi? Yani. Öncelikler canlı, canlı hiçbir şey yok. İlginç bulmadı ki. Hepsi öyle ilginç buluyor. Hayır, öncelikler. Doğru diyorsun. Bir şey demiyorum. İleride... hava birazcık daha kararmaya başlıyor. Bir burayı açayım da daha anlatması kolay olsun. Böyle dev mantarlara benzer ağaçların olduğu böyle Alice in Wonderland tarzı bir yere geliyorsunuz. Hakikaten öyle. Ne acayip gezegenmiş buraya. Hiç yani. Ne bu böyle ya? Hiç birbirini tutmuyor ya. Ben bir zorluk olarak ben böylesini görmedim. Adeta bir konsept art cenneti. Evet, garip bir şey. Yani. Dur bakayım. Burada çok garip şeyler oluyordur yani. Gerçekten de o uçan şeyler var mı yoksa yokmuş gibi mi kabul ediyorsunuz? Var var. Hepsi var. Bunlar mı? Evet. Onlar var. Evet. Hatta ve hatta. Şurayı bir açayım. Buranın renkleri biraz fazla canlı, zehirli şeyler olabilir. Değil mi zoologçum? Artı yes. Bir. Yes. Yes. Artı bir aldım bak. Yazılmışsa yapacak bir şey yok. Zorluk olarak bana sordu. Ben evet dedim. Artı bir benim varmam lazım. Komik. Bu arada GM, senden bir şey rica edebilir miyim? Ben kağıdımı evde unutmuşum da. Kaç tane artı birim oldu benim? 3 mü oldu? 4 mü oldu? Senin... lazım. 2-3 oldu. Tamam. Tamam mı atıyorsun? Teşekkür ederim. Bunun boyu ne? Bunun boyu 3 metre kadar. Ha, tamam. Tam taş atmalık bu. Taş atsam buna evet. O. Ben nişan alıp ateş ediyorum silahla. Yok artık, ne yaptın ya? D20 at. Ateş edersen bu gaz kesesi falan bir şey patlayabilir. Oo. Patlıyor. Evet. Hayvan paramparça oldu. Parçaları yere düştü. Düştüğü yerlerde de asidik bir etki gösteriyor. Bize de sıçramadı değil mi? Evet, bunlara çok yaklaşmamamız gerektiğini tahmin etmiştim. Sen de kanıtlamış oldun Lerici'm. Teşekkürler. Ama diğerleri gelmez mi şimdi üstümüze diye soruyorum size. Zoolog olan yani. Sensin. Oğlum, evet. Doğru lan. İşte bunları bilmiyorum daha.
Ona da ışıtacağım. Biraz daha büyük mü bu? Bu yok, bu birazcık daha küçük aslında. Öbüründen. Yani bu yaklaşık böyle bir metre çapında falan. Bize doğru mu geliyor? Size doğru yavaş yavaş yaklaşıyor. Tamam, ben dikkatlice nişan alıp ateş ediyorum ona. Bir kıpırdamayın, bir bekleyin. Bakalım belki bize doğru gelmiyordur. Ben de nişan alıyorum ya. Ben de ateş edeceğim buna vuramazsa. Trigger yapayım. Beklemiyor tamam. Muyuz? Ateş mi ediyorsunuz? Ben vuruyorum. Ateş ediyorum. Ediyor musunuz? Ediyorum. Tamam, bir D20 daha. Şemsiye var mı kimsede? Vuramadın. Tuna diyor musun? Ediyorum. At. Bak geliyor, gene bende patlayacak. Yağmurluk var mıydı? Ateş ediyorsun. Patlıyor. Bu sefer birazcık daha yakın düşüyor asitleri. Bu da asitli. Hemen buradan uzaklaşalım diye koşa koşa yolumuza doğru hızlı ilerliyorum ben. Koşuyorum. Bence geri dönelim ya. Farklı bir yol bulalım. Burası çok tehlikeli. Çok farklı bir yol ki. Var mı farklı bir yol çizebileceğimiz bir yol olabilir mi? İki yol var. Kuzeye ve doğuya doğru. Sinyal ne taraftan? Sinyal doğudan geliyor. Bu deniz anaları nereden geliyor? Doğudan. Havada uçuyor onlar. Bence bu bölgeyi mümkün olduğunca hızlı geçmemiz lazım. İşte evet. Çünkü onu diyorum. Koşalım. Hareket edemiyorlar gibi. Koşalım. Aslında belki de harekete duyarlılarsa yavaş yavaş gitmek daha iyi olabilir mi? Hayır. Harekete duyarlı olsalar vurulduk. İki tane vurduk ya. Ben koşuyorum ya. Koşalım hadi. Zaman kaybetmeyelim. Tamam. Koş sen önde. Bir tane daha geliyor. Drone'unu uçursana. Belki drone'un dikkatlerini dağıtır. Ya uçuracağım. Drone'u ele geçirsinler. Boş versene. Ele geçirsinler. Ele geçirsinler mi? Geçmeniz gerekiyor. Denize nasıl lan? Drone'u ele geçirip bize karşı kullanacak. Yok yani drone'u orta şey yapar. Suna da tam tilki ha. Direkt altında kalmayarak ileri doğru şey yaptı. Yani onu biraz şöyle yapsak. Yani buraya girsek şöyle. Hani... Yok yok, gitmiş olalım ya, o gelmez. Tuna'yı önden yolla da sen. Ben arkadan geleceğim arkadaş. Bayıldık zaten. En önden bayanlar gider. O yüzden hemen dayı yolladım. Hayda. Öldü. İyi olmadı o ya. Hemen de düştü. Bayağı bir aşağıya düştü. Oh fuck. Ne kadar? Ölecek kadar mı aşağı düştü? Aman da! Bir 20-30 metre çarpa çarpa düştü. Yerde yatıyor şu an. Bence hemen değil, burada bırakalım. O da ulaştığımızda gelin. Saçmalama. Yok gerçekten. Henüz ölmedi. Bir NPC kalsın, bir kişi evet. De kalsın yanımızda. Sıradaki bendim. Hadi bakalım, at D20. Allah'ım, mandanın yanına mı geleceksin? Kamp eşyaları yok muydu kimsede? Larry, sende vardı sanki. Yolu ben yarıladım. De... Yarıya kadar gelebilirsin sen. Amanda'nın peşine inmiyor muyuz arkadaşlar? Ben inmiyorum. Bir drone'la yani bak yer, bari ölmüşse yer, bari ona göre gidelim. Every ölümlerim. Man for himself, every woman dies. Vallahi o güne kadar ki davranışlarımızı haksız çıkarttınız yani, o yüzden inmeyin. Sıradaki. Tuna. Ben koşuyorum. Şey, poda doğru. Poda aşağıda podun olduğu yere. Aman Cihangir seni de atmasın ya. Bakalım yani. 20 mi atayım? 20 at, evet. Evet, sen Cihangir'in önüne geçtin. Hızlı koşuyorsun. Tabii. Şuraya gel. Tamam. Bayağı bıraktık yani şimdi Amanda'yı. Bu ikisi bıraktı.
Sıradaki. Ben Amanda'ya bakıyorum. Yaşıyor mu, kaldı mı? Amanda iyi misin? Sesleniyorum. İneceğim aşağı. Bir sesleniyorum önce bir. Bir ölmüşse boşuna inmeyeyim. Hareket yok. Şu elemanın mesafesi ne bize? O tepenizde süzülüyor. Tam tepemizde mi? Şunların tepesi, şu ikisinin tepesinde. Bunlar tamam, teşekkür ederim. Bu yokuş aşağı inilebilecek bir yokuşluktaysa ben aşağı doğru iniyorum Amanda'nın yanına. Bir de 20 at. Abi sen anlamadın. Evet, kayar. Kaya kaya iniyorsun. Tamam, Amanda'nın yanına ulaştım. Sıradaki. Ben de Beria'ya yardım edeceğim. Aşağı ineceksin sen de. Evet. Sen at. Sen orada bir ip bir şeyler bulun da bizi çekmeniz gerekebilir. O senden daha düzgün, daha hızlı bir şekilde iniyor. İniyoruz ama çıkabileceğiz mi bakalım Larry'cim. Artık tırmanma kitim yok yanımda. Tüh, ben ona güvenmiştim. Neyse. Ben de yavaş yavaş kendine gelmeye başlıyor. İyi yaşıyor yani, iyi. Cengiz? Ben devam ediyorum. Karşıya. At bakalım. Edebiliyor mu bakalım? Ediyor. Geçtin karşıya. Sapa sağlam bir şekilde. Tuna? Ben de aynı şekilde. Amanda iyi misin? Bayağı sert düştün. Şu taşlara bak. Aha bu. Tuna sen karşıya doğru geçerken ayağın takılıyor. Sen de aşağıya düşüyorsun. Yapma ya. Yoldan geçerken alır Tuna'yı. Şöyle herkesi biraz yukarı çekelim. Cengiz şuraya geçebildi. Aşağıdasınız. Ha, düşüyorsun ama yaralı değilsin. Tamam. Yaralanmadın. Çok fazla yağ kütlesi olduğu için. Amanda yanında mı? Yanında yani. Aynı yere mi? Çukur gibi bir yerdesiniz. Yani tamam şey diyor. Amanda da geldi yardıma. Yardıma geldim diyorum. Hoş geldin geri. Yardıma mı geldin? Da birazcık aşağı doğru uzanmaya başlıyor bu. Uzanmaya başlıyor. Uzanmayaydı iyiydi. Duyargaları var. Duyarga. Duyargalarına bak. Doğru bir taş atacağım. Yavaşça böyle yetişecek kadar. Ne kadar mesafe? Attığın taş sayısı kaç oldu ya? Bir sürü toplamışımdır ben. Burada da vardır belki yerde. Sormak lazım. Var mı yerde taş? Yerdeki taşlar organik. Eline bir taş aldıktan sonra D20 at bakalım. Bir dakika şimdi sıra Barış'ta. Barış. Amanda'yı kontrol ediyorum. Yürüyebilecek gibi misin Amanda? Evet, yürüyebilecek gibi. Biraz sersemlemiş durumda ama yardım edersen yürür. Hadi gel seni yukarı çıkaralım. Alıyorum kolu, giriyorum koluna. Yukarı tamam, doğru. Tamam, beraber yukarıya doğru çıkmak. Karşı tarafa. Tabii geçmek. Karşı tarafa doğru. Tamam. Volkan sen taş mı atıyordun? Evet. Ama at. Hani hedefleyerek şey olarak değil, böyle tüm gücümle gibi değil. Duyargalarına doğru yavaşça anladım. Şey yapacak. Nasıl tepki vereceğini ölçmek istiyorum. Evet, evet. Tamam, bir D20 atalım. Attığın taşı duyargalardan biri tuttu ve o duyargaların elinde erimeye başladı taş. Heh, yeni bir şey daha öğrendik. Güzel. Kaçır! Cihangir. Efendim? Sıra sende. Sadece ben kaldım. Sen yukarıdasın. Arkadaşların gelmesini beklersin. Sinyal de şeydi onlarda. Evet. Kom kit bende. Ama oraya doğruydu. Arkadaşlar ben haber vereyim öbür pota, belki onlar yardıma gelirler. Cengiz çömel. Bekliyor. Ne yapayım? Bekle. Kavur al bekle.
Okey, Tuda. Ben Amanda'ya yardım ediyorum. Barış yardım ediyor zaten Amanda'ya sen. Beni ne yardım ediyorsun? Okey, bu şimdi bize saldırıyor mu bu hayvan? Vallahi yavaş yavaş duyargalarını, dokungaçlarını uzatıyor. Şu an saldırı gibi bir şey söz konusu değil şimdilik. Okey. Bir şey yapmıyorum. Ateş edersek üstümüze gelecek yani. Yani. Benim bir planım tamam, var. Karış'a yardım ediyorum işte. Amanda'nın diğer koluna giriyorum. Karı çıkarmaya. Benim de fikrim var ama. Hay hay. Barış, siz hep beraber yukarıya çıkmaya çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hı hı. Yes. Volkan? Onları takip edeceğim ama önce şey yapacağım, bir üstümde veya kenarda kuru bir şeyler varsa onları yakıp orada bırakıp öyle gideceğim. Üstümde veya kenarda. Çalı çırpı. Çalı çırpı veya kıyafet parçası falan varsa, yedek medek bir şeyler, bir torba bir şeyler. Heat generator almamıştınız değil mi? Heat generator bende de, onu bırakmak istemiyorum. Heat generator sende ama şey yani orman yangını çıkarmayı tercih ediyorum. Ya her yer bıcık bıcık, çok yanmaz burası. Çünkü yani kimyasal bir yangın olabilir. Hani üzerindeki giysiyi yakmak istemezsin. Yok, hayır. Evet. Yani com gear ya da rationlar yanmaz. Heat generator'ı bırakmayacağım diyorsun. Rationların içinde cips varsa cipsler yanar. Ama da yakacağız. Yani şey olabilir, evet. Ration kendi ısıtan paketse onu çalıştırıp gidebilir. Ha, olur. Kendini ısıtan paket. Yani sen sadece GM'e çaktırmadan şeyi, sıcaklığa mı duyarlı onu test etmek. Evet. Kime çaktırdın, ben anlamadım ki ya. Ne bileyim. Tamam, ration kit'i koydun oraya. Hı-hı. Ve ayrıldın herhalde. Kaçıyorsun diğerlerine. Evet. Takip ediyorum diğerlerine. Okay. Ration kit'i birilerinin üzerine atıp kaç. Ration kit'i birinin sırtına yapıştır. Cengir, bir D20 atar mısın? Çok konuştum. Ana. Al. Al sen. D20. No. Cengir. İnme ya, geldi. Sırtında bir şeyler hissediyorsun. Ya evet, inme geldi ya. Böyle bir şey sırtına yapışmış. Belli oluyor mu ne oldu? Oluyor oğlum. Kolları böyle uzanıyor sadece, sana sarılıyor. Sıcak sıcak. Kımıl kımıl. Şey kımıl yapıyorum. Çok sevimli. Geri, geriye doğru kaçıyorum. Ateş ediyorum. Hayır, bu senin sırtına yapıştı yani. Sen yapıştı. O da seninle beraber koşacak. Omuriliğini ateş et kendi. Şey yap, çantana yapıştı. Kolları böyle önüne doğru geliyor. Sen o anda fark ettin. O zaman tam üzerinde suit var, unutma. Üzerine doğru düşüyorum. Üzerine doğru düşüyorsun. Sırtımın üzerine doğru düşüyorum. Geriye doğru kendimi ezmeye çalışıyor işte. Anladım. 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 Çantana sit olacak. Anladım. Yani sırtın erimeden nasıl kurtulacaksın diye düşünüyor şu an GM. Şey, bu arada siz Volkan hariç dışarıya çıkabildiniz. Bu Volkan'ın yani bıraktığı şeye doğru tepki verdi mi bu arkadaş? Yok, o yavaş yavaş hareket ediyor hala. Yardım et. Peki bize doğru mu? Geri. Yani tentakülleri biraz size doğru hareket ediyor, evet. Ben Harry'e hemen yardıma koşuyorum. Yani geriye bir tek ses çıkarma olayı kaldı. Geriye mi? Hayır. Hayır, Harry'e. Hayır, Harry'e. Cihangir, bir D20 atar mısın?
Çok tehlikeli. 50-50. Şimdi sen sırtım yandı. Sırtının üstüne cart diye yere yapıştın. Hayvan vacırt diye ezildi. Ve sırtında olan bütün şeyler erimeye başladı. Engineering kit, rations ve çıkar üstündekileri çıkar. Shielding erimeye başladı. Kurtulmak istiyorsan atmak evet. Zor. Atıyorum. Bir de 20 daha. Büyük oranda çıkarabiliyorsun. Daha hala parçalar var. Suit'ünün üzerinde erimeye başlayan. Medic! Nada! Sana medic değil bir kimyager lazım. Bu şey asiti Cihangir'in sırtı asit yüzünden eriyor. Bir şey, yardım etmek isteyen varsa tam vakti. Ben zoolog olarak ne biliyorum bu konuda? Ne yapabilir? Ne atabiliriz? Düne. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit. Sen her zamanki gibi Allah'ın dediği olur diyor. Oksijen su. Valla şöyle bir soru. Yani yardım edebileceğin en kolay şey Cihangir'in üzerindeki suyu çıkarmasına yardım etmek. Tamam öyle yapıyorum. Tamam. Bir D20 ile hemen. Suit'i çıkartmadan bir şeyler yapsaydık. Tamam. Cihangir'in vücuduna herhangi bir zarar gelmeden üzerindeki şeyi çıkartabildiniz. Yes! Nefes alabiliyor musun? İyiyim sanırım. Gerçi buranın şey normal. Buranın oksijen seviyesi normal değil mi? Doğru. Hatta daha yüksekti. Çıkardığım giysiyi Cihangir'in kafasına atıyorum. Şu alet gitti. Acayip olur. Şaka diye. Tuna ayaklarının dibinden şöyle bir şey koşturarak gidiyor. Geliş yine de çok güzel çekilir bunu ama. Prem o. Ben kaçıyorum abi. Koşarak kaçıyorum. Hangi yöne? Şeye tabii ki gittiğimiz yöne işte. Kuzeye doğru mu, doğuya doğru mu? Doğuya gitmiyor muyduk? Doğuya işte. Doğuya doğru. O zaman sen koşarak kaçıyorsun. İleride bir akarsuya vardığında duruyorsun. Ay. Ay düşmeden bu. Böyle ay aman. Evet, aynen. Tamam. Durdum orada. Şey mi? Arası geniş mi yani? Öyle zıplaya hoplaya geçemez miyiz karşıya? Zıplaya hoplaya geçersiniz. Arkadaşlar da takip ediyorlar diye. Anladım. Evet. Volkan sen de gelebilirsin. Bu alet gelebilir miyim? Olduğu için, oldukça yavaş olduğu için. Cihangir bir baş dönmesi bir şeyin var mı? Yok. Bana dokunmadı. Gelmedi şey asit. Ucundan kurtardım gibi. Asitten çok şu anda atmosferden daha çok korkuyorum. Ben de perimeter shield'ımızın olmamasından. Var var. Cihangir'in keyfi yerinde ya. Yok yani. Adamın kafayı... Cihangir senin kafadan ben de istiyorum. Ben şey dur suya girmeden önce bu suyu da bir kontrol etsek iyi olur. Vallahi aman da ortada bir taşa başlatıp atlıyor karşıya. Ben de aynen. O zaman sen de at bakalım aynı. Aynı estetik hareketle senden de bekliyoruz o vücutla. Evet. Bir de 20. Bu arada denize nasıl bıraktın bizim peşimizi? Bıraktı. Çok tamam. Yavaş olduğu için geçmişti. Tamam. Sen de hoppa diye. Hoppak. Hoppak diye ben. Balet gibi geçtin karşıya. Yani. Gelsenize burası çok güzel. Hatta ortada böyle bir 360 derece döndü. Öbür tarafa geçince de reverans yaptı. Ben bir tane yaprak koparıp suya atıyorum.
Ya daha doğrusu evet. Şöyle önce bir gözlem yapıyorum. Suyun içinde böyle ağaç maç bitki falan var mı? Ya suyun içini göremiyorsun. Biraz sudan böyle... çıkan kıyıda mıyıda yok mu? Var var. Ha, iyi tamam. Yani bitki yaşıyorsa. Burası da asit havuzu değildir herhalde diyerekten atlıyorum ben. Bu ne biçim gezegen? Asitten nehirler var. Olur. Pembe baksana. Zıpladıkları şeyler de taş olmayabilir. İşte hızlı geçerse. Geçiyorum ama ben. Ama öyle bir şeyleri var zaten. Sıra kimde? Geçmişleri. Ama at bakalım D20'yi geçebiliyor musun? Öyle herkes geçemez. Geçtim. Hop geçti. Geçtim. Hatta parendeler atarak geçti. Yani istatistiksel olarak şu anda ya Cangir'in ya benim çok kötü zar atmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Kim atmak istiyor kötü zarı? Ya 5'in üzeri attık mı kurtarıyorsunuz arkadaşlar bak. 14'te parende atıyoruz diye. Aynen 4'te kesin kurtarıyoruz. Hadi bakalım. Yönlenen gibi olmasın. Kim atıyor önce? Ben atıyorum. Ben atıyorum. Son kalan olmak istemiyorum. Geçiyorsun. Vallahi geçiyorsun. Ayağın ortada bir şöyle bir sekiyor. Tamam. Sonunda böyle kolların mollarını sallayarak geçiyorsun karşı tarafa. Tamam. Gözlüklü ve şişman olan belli oldu. Anlaşıldı. Bu kötü zar bana kaldı. Bakalım grubun zencisi kim? Aa. Oo, hiç bana mısın? Havada takla atıp attın. Yani geçti. Çok güzel. Sen havayı büküp geçiyorsun. Hava bükücü. Geçerken silahlarını dolduyordu. Evet. İlerliyorsunuz. Hava birazcık daha kararıyor. Bu cıvıl cıvıl renkler biraz matlaşmaya başlıyor. Hatta yeşillik azalıyor, ağaçlar azalıyor. Sonra birazcık daha kurak bir bölgeye gidiyorsunuz. Ve bu kurak bölgenin açıldığı yerin en sonunda böyle bir yere çıktınız. Ben böyle gezegen görmedim, yemin ederim. Ben gördüm. Hey, yeri bu oluşumlar doğal olabilir mi? Bu tekneler var mı böyle insan yapılmış şeyler? Yok artık. O şey yapmayın. Tamam onlar görmüş. Görmeyin onları. Yani eğer şeyin içinde değilse... Onların üstüne karakter koyarsak... Yokmuş gibi davranmış öyle. Doğal değilse holodeck'teyiz. Diyen gir. Üstüme geldi herif ya. Lan... Ve şu pot nerede ya? Ha? Kim? Pot. Nerede bu pot? Sinyal şu cisimlerin arasından geliyor. Deniz var ama orada. Jeolog bu cisimler mi? Doğal bir cisme mi benziyor? Tabii. Daha önce gördüğüm şeyler. Artık saldırıcı olmaz. Tabii doğaldır tabii. Yani. Bunlar evet, şey... Evet. Yani ben doğal olmaması için bir sebep görmüyorum. Bunlar gezen cisim. Doğal bunlar. Bu şekilde benzer yapılar daha küçük boyutta da dünyada oluyor. Yani evet, daha büyüklerin burada olması garip değil. Garip bir şey değil. Yani olur. Olur yani. Olur. Olur var. GM bizim... Doğal altta köprüler gördük sonuçta. Hay hay. Ben bu diving suite'le oraya gitsem mi acaba? Yolu öteki türlü uzatacak mıyız çok? Nasıl olacak? Kenarın yani çevresinden dolanabilirsiniz. Bu büyük bir şey değil. Göl tamam. Gibi bir şey var. Hadi dolanalım. Çevresinden hadi dolanalım. Dolanıp o aşağıya doğru geliyorsunuz. Lay 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 lay. Şöyle mi dolanıyoruz? Tekne açık çıktı. Ve tam ikisinin arasında... Sizi ne bekliyor? Sizi... Şurası mı bekliyor? Şurası mı ikisinin ortası dedim. Evet. Bir kristal yapı bekliyor. Evet. O kristal. Bu da mı ben doğal? Ben doğal da bu olsa gerek. Bu da mı doğal? Sen diplomayı nereden almıştın? Bu da mı doğal? Kristal diplomasını sorumlusun. Yani şey...
Galiba Cem bu Expedition'a bayağı torpille yok yok. Oyun post-truth çağında geçiyor. Herkes mezun. Herkesin diploması var ama kimse bir şey bilmiyor. Diplomaları nereden atıyor? Dile geçirmiş resmen ya. Diplomaları otomattan almışız böyle. Bozuk para atıp. Bu arada dibinde. Siz görüyorsunuz değil mi? Hayır, açılmadı. Hayır. Ya, bir şey görmüyoruz ya, şu anda. Bir. Niye gözükmedi? Allah Allah. Ben de demin açtım ya. Biz öyle bir kristal görmüyoruz. Şöyle. İki defa niye açman görüyorum gerekiyor. Niye öyle oldu acaba? Demin de öyle oldu. Motherfucker kristal çıktı ortaya. Motherfucker. Samuel Jackson çıktı. Evet. Kim? Dibinde de Samuel Jackson var. Yani bu hala doğal olabilir bu arada. Samuel Jackson mı? Adam da mı doğal? Evet o. Yapay bir oluşum. Böyle. Büyümeye başladı Samuel Jackson. Kristalden enerji emiyor. Zın. Hey diye bağırıyorum. Zın. Zın. Adam ne yapıyor? Sizi bekliyor. Hey, hey, bizi duyuyor musun? Bizi mi bekliyorsun orada sen? Evet, sizi bekliyorum motherfucker. Tamam, sen bağlayacaksın ya, tamam. Tanıdım ya. Bizi mi bekliyorsun sen? Tamam ya, zarar gelmez bundan. Gidiyoruz abi, bu sniper herhalde. Gidelim adamı. Adamın kıyafetleri nasıl? Bizim kıyafetlerle uyuyor mu? Yaklaştıkça... Kristal'in bir yerlerinde başkalarını da görmeye başlıyorsunuz. Yaşasın! Tırmanmışlar mı yoksa böyle için, kristal'in içine mi? İçine erimişler. Heh. Nasıl? Bu adam da mı öyle aşağıdaki? Amalgam şeklinde. Abo. Kristal absorbe etmiş. Çok yaklaşmayın, dikkat edin. Evet, bence de. Sıkıntı var. Gelin. Yaklaşın. Alttaki adam mı söylüyor bunu? Hepsinden ya, ben... aynı andasın. Yaklaşmayalım arkadaşlar. Koru halinde. Gelin, yaklaşın. Gitmiyorum lan, tırstım bayağı. Yaklaşmayın arkadaşlar. Aman da, bu şey her neyse insanları... Aman da dur, ben... Amanda'yı tutuyorum. Drone'u şey yapıyorum. Amanda'yı tutamıyor muyuz? Tutmaya çalışıyorum. Zar atayım. Zar at. Tutarsın ya. Tutuyorum, sarsıyorum böyle. Aman da kendine gel. Tokat yavaş at. Atıyorsun ama hala yürümeye çalışıyor. Tokat at ya. Tokat atıyorum. Tokat attın. Atayım mı D20? Tokatı da attın canım ya. Bilemedim. Tokat atmaya çalışıyorum, parmağım kırılıyor. Aman da kendine gel. Gelmedi. Bir tane daha at. Ama durdu mu? Sen sesine şaplak. Çıtır çıtır bir sesler gelmeye başlıyor şimdi. Ne taraftan? Bu... Kristalden mi? Kristalden. Çatır diyor gibi. Abi ben drone'u çıkartıyorum yakından gözlemleyebilmek için. Bir D20 at. Bu kristal tahmin ettiğimiz kadar sabit olmayabilir. Yavaş yavaş geriye mi gitsek? Ben 50 metreden yakına gelmiyorum zaten de. Drone'la birazcık daha yaklaştırıyorsun. Drone kontrolünden çıkıyor ve kristale doğru gidiyor. Sonra kristalle birleştiğini görüyorsun. Buradan hemen uzaklaşalım. Kristalin dibinde ufak ufak böyle karınca tarzı şeyler var. Tamam, ben... Yaklaşıyorlar. Hey Larry, taş atmayacak mısın? 50 metreye ben yetiştiremem taşı. Sen iyi bilirsin. Ben bir şey diyeceğim. Kristali ateş edelim ya. Bu arada ben Amanda'yı sürükleyip geriye gidebiliyor muyum? Amanda yaklaşık 20 metre kalmış durumda. Sen tuttun, ilerleyemiyor. Geri getiremiyorsun onu. Yok artık. Ne olduğundan daha mı ağır? Yani bütün gücüyle yürümeye çalışıyor. Böyle hani kucağımda kaldırıp
götürmeye çalışıyorum. Doc Berry, onu tamam. Uyutun. Samuel Jackson sana doğru geliyor. Doc Berry. Ben Samuel Jackson'dan da nişan alıyorum. Okey. Ben de alıyorum ya. Yaklaşma. Bir kere daha nişan alıyorum diye. Bir kere daha. Ya yaklaşma diye ben de bağırıyorum. Yaklaşma lan! Kristalin içinden biri daha çıkıyor. İdris. Peki bunlar kristalden bağımsız mı? Fiziksel olarak. Kristalden bağımsızlar, evet. Ya yani öyle görünüyorlar. Şey, İdris kristalin içinden çıktı. Çıktı evet, geldi. Sadece kafa varmış bunlar. Kıyafetleri nasıl? Bizim geminin çıplak. Kıyafetlerinden mi? Çıplaklar. Daha kötü. Uçuramadık gibi sadece. Bir tane zenci abi geliyor ya çıplak. Eyvah eyvah. Bir tane mi? Trifot geliyor. Yani. Ben bir şey diyeceğim. Samuel Jackson motherfucker. Bir şey diyeceğim. GM. Biz tepede değil miyiz? Bunlar aşağıda değil mi? Ha GM. Biz tepede değil miyiz? Biz tepedeyiz. Burada değil miyiz? Biraz bak, daha çukurda bir yerdeydi kristal, evet. Bulunduğumuz yerde. Bak. Yani we have the high ground demek. Kristal ne diyorsun? Gittik. Peki gittik. Canım. Tepe buralara gittik. Birazcık yukarıda olsun. Hayır. Onların yukarı gelmesine zaman olur manasında diyorum. Şu kimdi? Ben. Volkan. Ben nişan aldım. Nişan almış. Samuel'le. Hmm. Yaklaşma diye de bağırmıştım. Cihangir sen ne diyorsun? Yaklaş. Sen yaklaş diyorsun. Halette kalmadı ki. Değişik değişik yüzler. La 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 la. Doc Berry. Amanda'yı bayıltın. Amanda'yı ben kucaklayabildim mi? Bu arada sırayı evet. Bekliyorum ben sadece. Geri taşıyabiliyor muyum? Sen bütün oyunu bunu bekledin zaten. He. Bir saniye. Ben de Doc Berry'e yardım ediyorum ya. Sen de... Barış sen de bir D20 at. Bu. Amanda birden kas katı kesiliyor. Böyle bir titremeye başlıyor. Hatta nefes alamaz gibi sesler çıkarıyor. Ya, sanki kafasında böyle bir şoka girmeye çalışıyor. Girmeye çalışıyor değil mi? Kafası giriyor. Sonra kulağının içinden bir yaratığın çıkmaya başladığını görüyorsun. Ya, herkese bulaşmış pislikler. Aynı çok şey kötü zar atmıştın Amanda o sırasında ama. Küçük bir şey mi böyle? Böcek gibi bir şey mi? Yes. Alıp bir fırlatmaya şey çalışıyorum böceği. Çıkarıp fırlatmaya çalışıyorum. Okey, bir D20 daha. Almaya çalışırken sana girer. Hadi göreceğiz bakalım. Yakalıyorsun fakat eline dolanıyor. Bir sürü duyargası var. Olanır. Böyle örümcek gibi bir şey düşün. Ya da kırk ayak gibi bir şey. Elimle yere vurup ezmeye çalışıyorum. Ezemedin, koluna doğru tırmanmaya başladı. Biraz nasıl daha... ya ben burada 6 görüyorum ama sağ 14, 14. 14 geldi, dik geldi. Nasıl? Var mı hala turum? Turum var mı hala? O zaman şey yapalım. Diğerlerine gidelim. Evet. Evet. Bu şey Barış'ın turu geçti. Volkan. Ben şey yapmış. Nişan alıp Samuel Jackson'a yaklaşma demiştim. Dinlemiyorsun. Ateş ediyorum o zaman. D20. Hareket hey maşallah. Vuruyorsun. Yere düşüyor. Kulağından bir yaratık çıkmaya başlıyor.
Bu arada İdris sana yaklaştı. Cengir. Ben de İdris'e çakıyor. D20. Bu ne ya? Kırık mı? 5. 5. Yok, vuramadım. Tuna. Ben de İdris'e o zaman. Hadi çak bakalım. Sıfır eksik. Bir D4 atar mısın? Ben. Ya kimi vurdu? Bir dakika. Kolumdaki böceği vurmuş meğersem. Bir kendini vurdu. Elinde patladı silah. Puf. Silah da gitti. O zaman. Silahım da gitti. Ben kaçacaktım ya. Bir şeyler yağmaya başlıyor tepeden. Ufak ufak toz gibi. Bir şeyler yağıyor. Tövbe tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Bence buradan uzaklaşmamız lazım. Sanki. Barış. Ben bir daha bir taş maş bir şey alıp kolumdaki böceğe vurmaya çalışıyorum. Hiç patlayıcımız falan yok değil mi? Yok, yakalayamıyorsun bir türlü. Dar. Biri bana yardım etsin şu böceği üzerimden almaya. High five. Böcek omzuna kadar çıktı. Biri şöyle bir fiskeyle atıversin ya. Volkan. İdris'in mesafesi ne? Barış'ın, Beri'nin mesafesi ne? İdris bir 10 metreye kadar geldi. Barış 2-3 metre yanında. Tamam, Barış'a yardım edeceğim. Okey. Omuzuna doğru giden şeyi elimle eline yapışıyor, eline yapışıyor. Vurup omuzunda öldürmeye çalışacağım. Yakalamaya çalışacaksın yani. Hayır. Yok, şap yakalamadan diye vurup omzuma ezmeye çalışacak. Evet. Omzuna vuracaksın. Tamam, anladım. D20. Çok zor. Yakalayamadın, hayır. Çok hızlı. Artı 1'imi kullanıyorum o zaman. Bir daha dene. Daha da kötü oldu. Barış'a vuruyorsun sen. Lan bizi tırtır, bırak! Cihangir. Hiç aletim kalmadı ya. Hiçbir şey yoktu ve patlayıcı tarzı bir şey de yok. Joseph de çıktı. Yani tartı kurup kaçabiliriz aslında. Ben gene İdris'e çakıyorum. Hadi bakalım. İdris sana şans getirmedi pek. Çektim ki. Yok. Artı birim kalmadı. Senin silahın da tutukluk yapıyor. Tuna. Benim zaten silah gitti. İşte Barış'a mı yardım edeceksin? Kaçacak mısın? Ben kaçacağım. Sağ ol. Geri dönüp kaçmaya çalışacağım. Okey. Aman de bu arada yere düştü diye şey yapıyorum. Varsayıyorum herhalde. Hı, yerdeydi zaten, evet. Yerde. Tamam. Kasıntılar geçirmeye devam ediyor. Samuel ayağa kalktı. Tekrar saldırıya geçecek. Bu kulağından böcek çıkmıştı ama, değil mi? Evet. Demek ki birden fazla böcek var. İdris Volkan'ın yanına geldi. Kaçmam lazım. Hekaton şeyi vardı benim, ona biraz kasmam gerekiyor. Joseph az kaldı, merak etme. Az mı kaldı? İyi. Joseph sen kaçarken peşinden kovalamaya başladı. Hızla sana yetişiyor. Evet. Barış. Böcek sırtımda mı şu anda? Evet. Yuvarlanıyorum sırtımın üzerinde. Sen de yani. Hani onu şey yapamazsın.
Cihangir'in demin yaptığı olayı yapamazsın. Çok hızlı. Ezemezsin yani. Onu yakalamaya çalışman lazım. İyi, yakalamaya çalışıyorum o zaman tekrar. Hadi bakalım. Son D20 mi acaba? Artı 1 mi kullanıyorum? Bir daha yakalamaya çalış, hadi bakalım. Yakaladın, elinde kıvranıyor. Volkan? Sıkacağım ya, küçük bir. Barış'ı kolundan tutup hadi kaçalım diye bari. Bunu burada durmamamız lazım artık. Uzaklaşmamız lazım bu kristalden. Amanda ne durumda? Amanda, bırak Amanda'yı. Amanda hala yerde. Yani böyle şey, ölü gibi duruyor. Orada tamam. Yerdeki örümceğimsi şeyler iyice yaklaştılar size. O elimdeki şeyle aynı mı? Yerden gelenler? Benzer. Anlaşıldı. Bir tanesi Cihangir'in üzerine atlıyor. Hayy. İdris saldıramadı. Joseph atladı. Tuna'yı düşürdü. Aa. Ne ara geldi ya? Ben koşuyordum. Valla insan üstü hızla evet. Koşuyor. Cihangir. Üzerimdeki ne? Bu Barış'ınki gibi bir şey. Şey gibi düşün. Şu Matrix'te adamın göbeğinden çıkarttıkları şey gibi. Şeyden çok uzakta mıyız hala Sinan? Uzaktayız tabii. Biraz mı ya? Sudan. Bu şey gölden mi? Evet. Bayağı uzaktasınız. Yani şu şeye kadar gittiniz. Şu iki yapının ortasında. Evet. Valla yere atıp kendimi yuvarlanmaya başlıyorum. Okey. D20. Hadi bakalım. Şuradan bayır aşağı yuvarlan bari de. Karşıdan uzaklaşmıyoruz. Valla çevrende dönüp duruyor. Ezemiyorsun ama şey yani... O da bir şey yapamaz. Kafasına doğru, kafana doğru gelmesini de engelliyorsun. Tuna, üzerinde adam var. Hem de çıplak. Gözleri böyle arkaya doğru dönmüş durumda. Böyle sanki şey gibi, böyle kriz geçiriyor gibi. Gözünden, ağzından salyalar böyle şeyler akıyor. Tuna'nın üzerinde hala construction suite var mı? Var. Aa, tamam. Aa. Aa, bu ne ya? Üzerimdeki ne bu böyle? Boynunu koparayım. Kolunu koparacağım. Boynunu. Boynunu koparayım. Hadi kopar bakalım. Koparan. Kafasını atacağım yani sonra hemen. Yani. Dezenfekte diyorsun değil mi vücudu? Kafadan çıkıyor çünkü böcekler. Kafa. Kafayı koparacağım dedin ama içinden şey çıktı. Böcek çıktı. Tam da yüzüne düştü. Ve Samuel Jackson Volkan'a saldıramadı. İdris. Biz kaçmaya başladık. Bak. Üzerine çıktı ve yere düşürdü. Barış alet kulağının içine girdi. Elimdeydi ya. Sıkmış gibi de. Evet. Ya daha yeni elimi aldım. Bir arada fıçıklasaydım şöyle bir sıkacaktım. Elinde olan değil. Bu yerden gelenlerden biri. Oo. Çok var. Barış artı birlerini mezara mı götüreceksin? Harcadık ya demin birini. Tuttum. Daha iki tane kaldı. Dur bakalım.
Oğlum öleceğiz. Yani sen yerde tepeleniyorsun fakat kulağına doğru girdi girecek. Şuna geçmiş olsun, kulağına girdi. Beynini ele geçiriyor. Koleke olmuş geldi. Format yani. Adamın çünkü ekspertiz açısından bir katkısı yok zaten. Senin ne katkın oldu la? Bir koro sesi geliyor. Kolektife hoş geldin diye. Aha, Borg style'a. Borg style'a. Hoş o inanılmaz bir şey var yani. Bir şey diyeceğim. Şimdi bende şey de var. Meka da var. Yani şey, Metal Suit. Size dalıyorsun mutunla. Öyle olacak. En başından bir şey. Adam bugün sevindi ya. Sanki öyle yaparım. Fire var deyince. Yaparım çünkü hissediyorum ya. Öyle biz geldi. Kolektif evet. Sanki öyle şey yapıyor. Ne olmuş? Tuna kooperatife mi girmiş? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Tamam. Ben ateş edeceğim üstümdekine. Elimde silah yok muydu benim? Ateş et. İdris abiye. No! Vuramadın. Nasıl zaten üstümde nasıl vuramıyorum? Allah Allah. Vuramadın. Okay. Belki kollarından yeri bastırıyor seni. Silahını doğrultamadın. Barış. Ben bir yandan uzaklaşmaya çalışıyorum. Hı hı. Bir yandan da üzerimde mi geziyordu? Evet. Üzerimden gezenden de kurtulmaya çalışıyorum. Gene tutmaya. Ötekini attım yere. Nasıl olsa ezmekle mezmekle uğraşmıyoruz artık. Attın. Gani üzerindeki gani tutmaya çalışıyorsun. Evet. Hadi bakalım. Son bir yandan da kaçıyorum ama lütfen. Koş. Uzaklaşalım artık. Koş. Fit. Süper fit. Kaçmaya çalışıyorsun. Ulan bu ne oldu? Hayır, yakalayamadın. Artı bir, artı birimi kullanıyorum. Son hamle at. Bir artı birim daha var galiba. Son artı birini kullan. Hadi bakalım. Son çırpınç var. Yes! Yakaladın, kulağından çektin, çıkardın içeriden. Ağzımla kafasını kopardım böyle, tükürdüm, attım ötekilerin önüne. Bakın bizim peşimden gelirseniz bu. Evet, maskenin içinden geçtik. Elim falan böyle. Yani kulağına girmek üzere son D20'ni atmak istiyorsan. Evet. Bırakabilirsin yani. Hayır. Acımasın diye. Ben kaçtım aga. Çekiyorsun. Çekiyorsun. Uzağa koydum için. Kendimi. Çıkardın son anda. Evet. Yere durduruyorum. Karşı koymayın. Kolektif çok güzel. Kolektif çok güzel buralar. Aydatlar ne kadar. Volkan, İdris'in kulağından tane şey çıktı. Çocuk. Senin kulağına girmek üzere. Artık İdris'i bırakıp da evet. Alet şey yap, kulağından çıkartmaya çalışabilirsin. Evet. Son, evet, öyle yapmak istiyorum. Son çırpınışlar. Çırpınalım bakalım. 12. Buna karşılık alet çıkarabildin. Evet. İdris'in kulağına geri sokmayacağım. Dayanıyoruz. GM'e inat. Suicidal GM'e inat. Dayanıyoruz. Valla Samuel peşinizden koşturuyor. Volkan'ı şey yaptık. Barış. Samuel sana yaklaşıyor. Sana bir D20 atar mısın? Ben kaçıyorum. 10. Bir Cihangir'den bir de Barış'tan D20 isteyeceğim. Onun altında atan düşer. Düştü. Düştü.
Barış. Düştük de, yere mi düştük? Ay sen de bir tane. Ha, attım işte 9. Ha, sen de 9 mu attın? Evet. Okey. Ya, 18 şey... neydi? İlk abi bir dakika. Mı? İki defa basmışım. İlki 18'miş. İlki sayılır. Allah sağ ol. Bir tane daha. Tamam bir tane daha atıyorum. Bir tane at tamam. İlki ikincisi de bir tane at. 11. Tamam. Son anda Tuna'nın şeyinden savrulmalarından kurtuluyorsun ama Cihangir üzgünüm. Tuna sana iyi bir tane geçirdi. Yere düştü. Geri. Bu sen değilsin. Ne, bu benim. Samuel geri Jackson. Kafayı mı yedin? Ne yapıyorsun? Daha önce kendimde değilmişim. Şimdi kendindeyim. Artık zooloji bile biliyorum. Bu da Cihangir'in üzerine atlayan başka bir şey. Kulağına girmeye başladı. Boris son anda kaçıyordu. Kulağına diyor oğlum, boğazı değil. Cengi kulağından nefes alıyormuş. O bir android. Volkan İdris hala üzerinde seni yerde tutuyor. Yeni bir şey kulağına girmeye çalışıyor. Evet. Şu an kulağının dibinde Volkan ve Cengir'in var. Barış kaçıyor. Arkasından Samuel kovalıyor. Destrakan şunlu var mıydı? Gemi misin abi sen? Belki şirket takmıştır bize bir tane götümüze bir şey. Ne için? Yabancıların eline geçme diye mi? Evet. Teknolojini ele geçirmesin. Cihangir Android olduğunu çok belli etti. Volkan evet yeni bir... Tamam ben şöyle yapacağım ama biraz fantastik olacak. Hadi. Hayret. Gayet normal oynadık. Volkan yani. İdris'in kafası ve bu el aleti aynı hizada olacak şekilde ateş edeceğim. Kulağımın nasıl? Yanından. İdris Tefendi seni yere doğru bastırıyor. Tamam, öbür şey kulağım... yerden yürüyerek geliyor. Kulağıma girmek üzere dedin de. Evet, evet. Ben şey zannettim. Zaten üstümde zannettim. Yok, ya sen yerdesin. O yerden yürüyerek tam kulağına girmek üzere. Okey, İdris'e ateş yere ediyorum bakalım. O zaman. Hadi bakalım. Bir de 20. Maalesef. 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 Ben de... Kooperatife hoş geldim. Evet. Aidatlarınızı düzenli ödemeyi unutmayın. Evet. Kolektife hoş geldin Volkan. Cihangir. Ben de hoş geldim galiba. Sen son hamlen yani. Kulağıma girdi ama. Tamam işte çıkartmak için son hamle. Oo. Çekiyorsun. Fuck you kolektif. Al. Of. Kulağımla aletin beraber. Aletin tentacle'larından biri kopuyor ama kendisi içeriye giriyor. Welcome to the collective. Barış. Evet. Barış'a götünden soktular. 17 özel. Üzerinden atarsan kaçıp kurtulacaksın. Atamazsan sen de kolektife gireceksin. Hadi bakalım. Barış çok güzel. Hoş geldin. Kaçamadın şimdi sen de. Tırmanıyor. Ben böcek ve kulağıma girerken dur son bir hareketim var. Bir saniye. Böcek kulağıma girerken daha o cebimdeki böceği serbest bırakıyorum. En azından bu serbest kalsın. Uçuş şey vardı ya. Ateş böceği. Ha. Sen özgür ol bari diye ateş böceğini salıyorum. Gözlerden ufak bir damla yaş sürülürken
Aynı kaderi paylaşmamız gerekiyor. Şey yapamadı, göz ardı edemedi. O da kendine çöktü. Evet. Mersen. Artı bir ver ya. Ne? Abi, tamam. Bir sonraki oyununa artı birle başlarsın. Ateş böceği bunun şey değil miymiş? Nemesis. Antikor. Falan. Diye kaçıyormuş bütün böcek. Ateş böceğe girip şey yapıyor bunu. Delik deşik ediyor. O da paramparça oluyor böyle. Evet. Çok güzel ölüyor. Çok güzel. Herkes öldü. Ölmedik değil mi? Kooperatife gittik. Neden? Bu yeni bir yaşam nevi. Tabii. Bu yani. Farklı bir düzey. Bu biraz ipi. Özgürlüğünden feragat ediyorsun. O kadar. Ama sonra çok büyük şeyler, avantajlarla beraber geliyor ya. Çok çok. Şimdi bir raporumuzu yayınlayacağız değil mi? Şey konusunda. Buranın çok güzel bir gezegen olduğunu. Aynen öyle. Şimdi diğer kodu bulacağız. Sizin geminizi de yoldan çıkaran bu varlıkmış. Buraya inmenizi sağlayan, sonra şeyleri ele geçirten ve şey koloni gemisinin de buraya gelmesini sağlayacak olan ve bu şekilde kendine dronlar elde eden bir yani hayat, her türlü hayat sonuçta bir şekilde devam ediyor. Tabii. Olur. Biraz benim parazitik bir yaşam. Biraz simbiyotik. Biraz kolektif. Yani. Evet arkadaşlar. Çok sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Teşekkür ederiz. İyi kapatın isterseniz arkadaşlar. Evet. Böyle bir oyundu bu da. Bir sonraki oyunumuzda tekrar görüşmek umuduyla. Esen kalın efendim. Bay bay. Bay bay. Görelim galiba. Bay bay. Thank you.